Merhaba, bugün 23 Nisan. İçimizin içimize sığmadığı, hepimizin kendini çocuk gibi hissettiği bir gün bugün. Peki sizce neden Atatürk meclisin açıldığı günü çocuk bayramı olarak ilan etti derseniz? Öncelikle biraz ulusal egemenlik kavramından bahsedelim. Ulusal egemenlik, Avrupa'da aydınlanma çağının siyasal söylemi olarak ortaya çıktı. Öncelikle kralla yapılan bir sözleşmeyle kayıtlı şartlı hale gelen ulusal egemenlik 1792'de Fransa'da Cumhuriyet'in ilanıyla kayıtsız şartsız ulusal egemenlik haline geldi. İlk örneğini 1215 Magna Carta ile İngiltere'de gördüğümüz ulusal egemenlik mücadelesi Avrupa'nın 500 yılını aldı. Fransa'da ulusal egemenliğin yerleşmesi tam 200 yıl sürerken, İngiltere'de 400 yıl boyunca insanlar ulusal egemenliğin mücadelesini verdi. Demek ki ulusal egemenliği var etmekten daha zor olan korumaktır. Peki öyle ya, nedir ulusal egemenlik? Egemenlik yönetme gücü anlamına gelmektedir. Eğer bir kişinin elindeyse halkı yönetme gücü, ona monarşi diyoruz. Bir grubun elindeyse oligarşi. Peki halkın elindeyse ne diyoruz? İşte ulusal egemenlik. Ulusun kendi kendini yönettiği, kendi iradesiyle her şeye karar verdiği bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet, demokrasi ve ulusal egemenlik. Bu üçü birbirinin içine geçmiş son derece önemli halkalardır. İnsanlar kendi istekleriyle mi verdiler tarihsel süreçte egemenlik hakkını bir hanedana, bir soya veyahut da bir adama? Gücü elinde bulunduran insanlar güçlerini Tanrı'dan aldıklarını iddia ettiler ve böylece insanları itaat altına aldılar. Osmanlı'dan bildiğimiz saltanatlık sisteminde ve tabii ki Avrupa'da görülen monarşide asıl olan kulluk sistemiydi. Asıl olan insanların itaat etmesiydi. Hiçbir şeye itiraz etmeden, hiçbir şeyi sormadan, sorgulamadan, kral ya da padişah ne diyorsa ona uymaktı. Ancak Mustafa Kemal'in de dediği gibi, milli irade öyle bir nurdur ki karşısında taçlar ve tahtlar erir. Tarihsel süreç bize bunu göstermiştir. Milli iradenin karşısında ne taçlar ayakta durabilmiştir ne de tahtlar. Gelelim Osmanlı'ya. Osmanlı'nın demokratikleşme süreci kitaplarda 1839 Tanzimat Fermanı ile başlar der. 1876 yılında ilan edilen 1. Meşrutiyet, 1908 yılında ilan edilen 2. Meşrutiyet. Bunlar hep ulusal egemenliğin köşe taşlarını oluşturuyordu. Osmanlı'da her ne kadar Kanuni Esasi Anayasası ile birlikte meclisler açılmışsa da hiçbir zaman tam anlamıyla ulusal egemenlik sağlanamadı. Çünkü padişahla birlikte kayıtlı şartlı bir egemenlik tam ulusal egemenlik demek değildi. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı kaos ortamından sonra yer yer işgale uğrayan Anadolu'muzda milli mücadele gelişti. Ve bugün, 101 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in girişimleriyle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal'in ta çocukluk çağlarından beri gönlünde yatan aslan da ulusal egemenlik. Hep hayalini kurduğu şey bir gün Türk milletinin kendi kendisini yönetecek olmasıydı. Bir gün Türk milletinin kulluk sistemine hayır deyip akıl ve bilimin öncülüğünde aydınlanacağını düşünüyordu. Öyle de oldu. Amasya genelgesinde ilk defa ifade ettiği milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ifade edilen milli iradeyi hakim kılmak esastır düşüncesiyle hayata geçirilen ulusal egemenlik fikri 23 Nisan 1920'de resmen vücut buldu. 23 Nisan 1920 Cuma günü dualarla açıldı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hemen ertesi gün alınan kararda Mustafa Kemal, meclisin üstünde hiçbir güç ve otorite yoktur dedi. Ertesi yıl 1921'de çıkan anayasamız Teşkilat-ı Esasiye'de ilk madde egemenlik kayıtsız şartsız milletin idi. Peki sorarım size, 1920 koşullarında Ankara'da bir meclis açmak kolay bir iş miydi? Tabii ki hayır. O dönemde Anadolu'da tam 200 bin yabancı asker bulunmaktaydı. İşgal orduları, güneyde Fransızlar, batıda Yunanlar, doğuda Ermeniler, dört bir yandan ülkemizi işgal etmekteydiler. Ankara'da, Anadolu'nun göbeğinde bir ışık parlıyordu.
hayatını vatanı kurtarmaya adamış bir avuç Türk, yabancıların ifadesiyle. Başlarında Mustafa Kemal'le birlikte ulusal egemenliğin ışığını tüm Anadolu'ya yaymaya çalışıyorlardı. Bir yandan içerideki düşmanlar, padişah ve onun hükümeti, milli mücadelecileri idama mahkum eden fetvalar yayınlıyorlardı. İngiliz uçaklarıyla Anadolu'nun her tarafına atılıyordu bu fetvalar. Meclis açıldıktan sonra tam 60 iç isyan çıktı meclise karşı. Düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal ve arkadaşları hem dışarıda hem içeride bir savaş vermekteydi. İşte meclisimiz böyle zor şartlar altında kuruldu. Peki bu önemli tarih neden dersiniz çocuk bayramı olarak ilan edildi? Atatürk'e göre vatanı korumak çocukları korumakla başlardı. Çocukları her türlü ihmal ve istismardan özel olarak korumak şarttı. İşte bu nedenledir ki hiç çocuk sahibi olmamış olan Büyük Atatürk birçok manevi evlada sahipti. Çocukların korunmasını özel ve önemli olarak addediyordu. 23 Nisan tarihi ilk defa 1921 yılında çıkarılan bir kanunla Hakimiyeti Milliye Bayramı olarak ilan edildi. Ertesi yıl kutlamalara çocukların da katılması kutlamaları gerçekten çok şenlikli, başka bir havaya sokmuştu. Bundan sonra nihayetinde bu büyük gün 1925 yılında Çocuk Günü, 1926 yılında ise Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. İlk kapsamlı Çocuk Bayramı kutlamaları ise 1927 yılında gerçekleşti. Ardından 1929 yılında Çocuk Bayramı kutlamaları Çocuk Haftası olarak 7 güne çıkartıldı. Ve yine devlet dairelerinde büyüklerin koltuğuna çocukların oturtulması geleneği de 1929 yılında başlamıştır. Ulusal egemenliğin, aklın ve bilimin bu topraklarda hiçbir zaman sönmemesi dileğiyle hoşça kalın.